izleyicilerimizle beraber ekran başındaki herkese selam diyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, teşekkür ediyoruz. 14 dakikalık bir aramız var. Aramızdan sonra programımızla buradayız inşallah. Selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Programımıza başladık. Bütün hızıyla devam ediyoruz. Efendim, sorularınızı alacağız. Dualarımız var elbet. Bugün dualarımız niye kabul olmuyor? Onu yazacağız, konuşacağız. Onun dışında sohbetimiz olacak ama hemen bir soruyu buradan cevaplandırıp sonra izleyicilerimizin sorularına döneceğiz. Efendim, ölülerin Perşembe günü yeryüzüne indikleri doğru mu diye sormuşlar. Perşembe akşamları, yani cumaya bağlayan gece, ruhların, ölmüş olanların yani ruhlarının evlerinden haberdar olduklarına dair bazı kitaplarda geniş bilgiler var. Bu şu anlama gelebilir, yani fiziksel olarak mezarından çıkıyor, geliyor anlamında anlaşılmamalıdır. Öyle değil zaten. Ama haberdar olma anlamında Allah'ın müsaade ettiği kadarınca bir hareket kabiliyeti ölülerin olabilir. Ölülerin derken ruhların. O da dünya hayatında hani vizeli girilen yerler var, vizesiz girilen yerler var. Herkesin hareketi belli bir kontrol altında olabilir. Bunu bu anlamda görmek, bu anlamda okumak lazım. Bu nedenle de her isteyen her yere girer gibi bir mana çıkarmak son derece sakıncalı diyorum ve hemen hanımefendinin sorusunu alabiliriz. Buyurun efendim. Akşamınız hayır olsun hocam. Sizin de. Öncelikle İslam aleminin Ramazan'ını kutluyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Teşekkür ederim. Benim bir sorum var hocam. Benim malım var ama gelir getiren bir şeyim yok. Evet. Acaba zekat vermem gerekir mi? Anladım. Peki ben nelerden zekat verileceğini söyleyeyim o zaman. Ona göre cevabını almış olasınız. Tamam mı? Şimdi zekat ticaret mallarının veya ticaret niyetiyle bulundurulan mallara düşen bir fakirin hakkıdır. Diyelim ki binanız var ama hiçbir zekat bir getirisi yok. Ticari amaçlarda durmuyor. Çocuklarınız için duruyor orada. Onlardan dolayı bir zekat gerekmiyor. Ama malları kullanırsanız şayet ve onların bir geliri varsa şayet bu durumda sizin zekat vermeniz gerekir. Yoksa durup dururken malın kendisinden zekat gerekmez diye söylemiş olayım ben. Ona göre hareket edersiniz. Yani malın kendisi değerlendirilmedikçe, ticarete dönüştürülmedikçe zekata tabi değildir. Efendim buyurunuz. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar hanımefendi. Benim de bir sorum var. Ben şey soracağım, ben iki defa çocuğum düştü. Bana evet. Sübyan nuskasından bahsettiler. Evet. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı veya yaptırılmalı mıdır? Yani Ümmü Sübyan diye bir nuska var mı? Peki. Teşekkür ederim. Şimdi o konuda da tabii Kur'an veya hadiste böyle bir şey yok. Yani Efendimizin sünnetinde veya Kur'an-ı Kerim ayetlerinde böyle bir şey yok. Ama bazı kitaplarda özellikle çocuklarla ilgili yazılan, çocukların korunmasıyla ilgili yazılan bazı kitaplarda cinlere vermiş bir ahitten bahsediliyor. Ümmü Sübyan dedikleri o. Göya anne rahminde çocukları düşüren, bununla imtihan edilmiş olan bir cin taifesi, grubu, sınıfı var. Bunlar
insanlara müdahale etmek suretiyle çocukların düşmesine vesile oluyor. Bu nedenle el ahdül evvel sani salis diye 7-8 ahit, yani onlara verilmiş bir ahit var. Hazreti Süleyman'dan bu yana gelen, bu okununca çocuklar korunuyor. Bu tür bilgiler var kitaplarda. Ben onların doğruluk yanlışlığını tartışmıyorum. Şunu diyorum sadece, çocuklardan, çocukları korumak için elimizde İhlas Suresi, Felak ve Nas Suresi var. Bunlar yeterli olur inşallah. Başka şeye çok tevessüle gerek yok. Evet, duaların kabul olmamasının sebepleri neler diye çok soruyoruz. Her duamız kabul olmuyor, doğru. Ama Allah'ı bilip Allah'ın kurallarına uymuyoruz. Kur'an okuyoruz, onunla amel etmiyoruz. Peygamberi seviyorum diyoruz, peygamberimizin yolundan gitmiyoruz. Dördüncüsü, şeytanın düşman olduğunu biliyoruz ama uymaktan da geri kalmıyoruz şeytana. Onun istediği şeyleri yapıyoruz, günah işliyoruz. Beşincisi, cenneti istiyoruz ama cennete girmek için bir gayretimiz, bir faaliyetimiz yok. Altıncısı, cehennemden korkuyoruz ama ateşten korunmak için gerekeni yapmıyoruz. Gerekli tedbiri almıyoruz. Yedincisi, ölüm haktır diyoruz ama ölüm için bir hazırlık yapmıyoruz. Sekizincisi, başkalarının ayıplarıyla uğraşıp kendi ayıplarımızı görmüyoruz. Dokuzuncusu, Allah'ın nimetini yiyip o nimetlere karşılık şükür etmiyoruz. Onuncusu, ölüleri defnediyoruz. Eve dönünce her şeyi unutuyoruz. Ölüyü özlüyoruz ama ölümü unutuyoruz diyoruz. Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Biz, bu büyük bir Allah dostunun günahlarım, dualarımız niye kabul olmuyor sorusuna verdiği cevap aslında. Buyurun efendim, sorunuzu alalım. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam delikanlı. Hocam, benim bir sorum olacaktı. Anne babadan önce hacca gidilir mi? Anne babadan önce hacca gidilir tabii. Yani eğer imkanınız varsa, hac size farsa, paranız varsa, babanızdan ve annenizden önce hacca gitmekte sakınca yok. Ama babanı anneni de beraber götürsen çok daha güzel olur. Peki, efendim buyurunuz. Hayırlı akşamlar hocam. Akşamlar, hoş hayırlı geldiniz. Ramazanlar. Sağ olun. Benim sorum da, bir insanın ahını almanın ne gibi bir günah olabilir? Bir daha söyleyin. Bir insanın ahını almanın. Ahını almanın, evet, günahı çok. Çok mu? Eğer hak ediyorsak. Hani diyelim ki birini ağlattığımız zaman veya kırdığımız zaman. Şimdi o kırmadan kırmaya fark var. Ağlatmadan ağlamaya, ağlatmaya fark var. Yani adam veya kadın çok hassas, her konuda ağlıyor. Yani ben onu ağlattığım için günaha girmem. Ama hakkını ağlıyorsam, zulmediyorsam, o da dua ediyorsa, mazlum ile Allah arasında bir perde yok diyor Peygamberimiz. O son derece önemli. Ona dikkat etmek lazım. Evet. Bir duamız var, onu da paylaşalım ben soruyu almadan önce. Özellikle başarılı olma, dersleri doğru anlama konusunda bir soru var. Bir duamız var. O duayı paylaşalım sizinle inşallah. Evet. Allah'ım, beni hayatta bıraktığın sürece günahları terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme. Seni razı edecek şeylere beni ulaşmayı nasip et. Bana ulaşmayı nasip et. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey ulaşılamayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman, celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine Kur'an'ı istediğin gibi ezberlememi nasip eyle. Seni razı edecek şekilde okumamı nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan, celal ve ikram sahibi, ey Allah, ey Rahman, celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla yüzümü, gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi genişletmeni ve bedenimle onu yaşamamı isterim. Çünkü hakikat için bana senden başkası yardım edemez. Evet, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet sahibi sensin. Efendim, sorumuzu hemen alalım. Buyurunuz. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim böyle bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Bir insanda hukuken hakkınız olduğu zaman, o insan hakkınızı vermeden vefat ediyorsa, hakkınızı alamıyorsunuz ama onu affetmek de istemiyorsunuz. Affetmek şart mı hocam? Affetmek zorunda değilsiniz. Affetmek zorunda değilsiniz ama affetmek de güzel olur. Biz
aftan yanayız. Çünkü kul hakkıyla, kul Allah'ın huzuruna gitmesin. Bırakın hükmünü Allah versin diyorum. Efendim bir dakikalık bir aramız var. Sadece bir dakika. O bir dakika sonra biz buradayız ve programımız bütün hızıyla devam edecek inşallah. Vakit kaybetmeden hemen hanımefendi kardeşimizin sorusunu alalım. Buyurun. Selamünaleyküm hocam. Selam. Benim bir sorum olacaktı. Evet. Biz ölünce önceden ölmüş bir yakınımızı mahşerde mi görebiliriz? Yani yoksa öldüğümüzde görebilir miyiz? Öldüğünüzde göreceksiniz eğer aynı yeri paylaşıyorsanız. Nasıl? Yani mesela siz cennetliksiniz. Amcanız öldü. O da cennetlik. Onlarla karşılaşma imkanınız var. Ama eğer yerleri farklıysa o karşılaşmak mümkün değil. Bu konuda rivayetler var. Mesela vefat ediyor kişiler, gidiyor ve diyor ki mesela babasını görüyor, babası ölmüş. Diyor ki amcam nerede? Amcan öldü mü diyor babası. Babasından sonra ölmüş oluyor. Evet öldü deyince biz onu bilmiyoruz. O zaman o burada değil. Yani cennet ve cehennemlik oluşa göre bu değişebiliyor. Evet teşekkür ederim. Buyurun efendim. Hocam iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Ben sağ bir ol. Şey sormak istiyorum. Biz çalışıyoruz. Çalıştığımız için abdest almamız bayağı problem oluyor. Bone kullandığımız için. Başımızı eşarbın üzerinden mesletsek oluyor mu? Eşarbın altına meslediniz. Bone var ama. Bone'nin altına elinizi sokarsınız. O çok zor bir şey değil. Tamam. Peki. Çorabımızı çıkarıyoruz, çıkarıyorsunuz. Bone'nin altına elinizi sokabiliriz. Tosyalı bir hacı abimizin bir sorusu vardı. Yola çıkacağım Tokat'a diye... Tokat'ta herhalde bir hacı abimizin sorusu vardı. Yola çıkacağım diyor, orucu bozdum diyor. Ondan sonra çıkamadım. Bir gün kaza edersiniz onun yerine. Tamam mı? Soruyu almış oldum. Evet. Bir gün sahabeden bir büyük zatın ismi ve yaşadığı ciddi bir hadise Allah Nebisi'ne gelir. Hazreti Peygamber duyduğundan hayli rahatsız olur. Çünkü gelen haber sahabenin Alkama isimli sahabenin durumunun çok kötü olduğunu söylüyor. Kimdir bu Alkama? Hazreti Peygamber'in tanıdığı sahabelerden, iyi insanlardan biri. Son anındadır, hastadır, sekerat halindedir. Alkama ölmek üzeredir ama ölmek üzere olan bu sahabiyi arkadaşlarının bütün gayretlerine rağmen bir türlü kelime-i şehadeti getirememekte. Yani şehadet kelimesi getirip Yüce Allah'a ruhunu teslim edememekte. Hazreti Peygamber bunu duyunca sahabeden iki kişi gönderir. Gidin Alkama ile görüşün. Halini bana iletin. Alkama neden kelime-i şehadet getiremiyor? Bir de siz telkin ediniz. Çünkü sünnete göre, peygamberimizden öğrendiğimiz adetlere göre ölmek üzere olan insanlara yanlarında onları zorlamadan, söyletmeye gayret etmeden kelime-i şehadet getirmek, yani ölünün ölmek üzere olan veya çok hasta olan yanında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dersek ve o da bunu duyarsa yeterlidir. İlla söyle demek doğru değil. Çünkü zorlarsak şayet bu sefer inadına şeytan onunla oynar, getirmeyeceğim diyebilir ki o çok tehlikeli. Gelirler ama Alkama bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Dini sanki ağzında büyümüş, getiremiyor bir türlü. Sahabi gelir, ya Resulallah Alkama kelime-i şehadet getiremiyor. Ey Allah'ın Nebisi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sorar, der ki bu Alkama'nın kimi var hayatta? Derler hanımı vardır. Hanımını çağırtır, Alkama'nın hallerini sorar.
bilmemiz gereken bir şey var mıdır? Bir borcu var mı? Bir sıkıntısı var mı? Bizim bilemediğimiz bir hali var mı bu delikanlının? Bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Alkama'nın sıkıntısı ne diye sorar. Hanımı der ki, ya Resulallah, o iyi bir insandı. Sizin bildiğiniz gibi sizi sever, İslam'ı sever. Kur'an yolundan ayrılmaz Alkama. Hazreti Peygamber dinler. Alkama'nın ibadetleriyle bir problemi olmadığını anlar. İmanıyla da problemi yok. Peki der, Alkama'nın kimsesi var mı deyince, yaşlı bir anası var. Hazreti Peygamber peki der. Kadını gönderir, Alkama'nın anasına haber gönderdi. Getirin kadını yanıma. Geliyorsa gelsin, gelemiyorsa biz gidelim. Biraz sonra Hazreti Resulullah'ın yanına iki büklüm yaşlanmış, ömrünün son demlerini yaşayan, yaş itibariyle bir kadın gelir. Hazreti Peygamber, Alkama'nın annesi misiniz der. Evet der. Evet Allah'ın Resulü. Oturun buyurun der. Resulullah ikramda bulunur. Kadını oturtur. Kadın oturur. Hazreti Peygamber der ki, Alkama ile aran nasıl senin? Kadın durur, kaşlarını çatar. Hazreti Peygamber meseleyi anlar. Problem anne. Problem anne hakkı. Döner ve der ki, hanım der, Alkama hasta. Alkama ölmek üzere. Oğlun son demlerinde. Senin de haberin yok belli ki. Oğlun bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Getirememe sebebi senin ona olan dargınlığındır. Sen ona hakkını helal etmediğin için oğlun kelime-i şehadet getiremiyor. Ve Allah'ın huzuruna oğlun bu şekilde girecek. Kadın, oğlun için bir şeyler yap der. Kadın şiddetle hayır der. Bir şey yapmayacağım der. Ey Allah Nebisi, senin emrin başım üzerine, sen ne istersen yaparım. Ama oğluma hakkımı helal etmemi isteme benden. Resulullah sorar, neden oğlun seni çok mu üzdü? Der ki, çok iyi bir delikanlı, beni çok severdi. Bana kıyamazdı ama ne zaman ki evlendi, ana unutuldu. Evlenip anayı unutanlara ithaf olunur. Evlendiğinde ananı unutmayacaksın. Eşini de ihmal etmeyeceksin. Akıllıca bir yol izleyeceksin. Ana duası alınmaz mı? Ana terk edilir mi? 9 ay seni karnında taşıyan bir insanı bir şeye feda edemezsin. Başının tacı olsun eşin. Ama dua kapındır anan. Bunu da unutmayacaksın. Ve gelinlere de eşlerinizin analarından uzaklaşmasına sakın ha sebep olmayın ve sakın ha müsaade etmeyiniz. Gider, kadın gider, affetmez. Hazreti Peygamber bir yol dener. İki sahabiye der ki, Alkama'nın anasının evine gidin. Deyin ki, Resulullah odun istiyor. Odun, çalı çırpı. Hazreti Peygamber odunu ne yapacak? Çalı çırpı ne yapacak diye sorduğunda, deyin ki, Alkama'nın anası onu affetmediği için Alkama cehenneme yuvarlanacak. Hazreti Peygamber diyor ki, o cehenneme yuvarlanacağına, orada yanacağına, biz burada onu yakalım. Resulullah yakar mı adam hayatta? Allah Nebisi'nin derdi o değil. Derdi ananın yüreğini harekete geçirmek, annenin rahmet, merhamet damarlarını kabartarak Alkama'yı kelime-i şehadet getirtecek hale getirebilmek, Alkama'yı affettirmekti. Allah Nebisi ince bir yol deniyordu. Ama aynı zamanda Medine halkına şunu söylüyordu. Analarınızın duasını almadan, helalliğini almadan giderseniz dünyada yanlış gibisiniz. Bilginiz olsun. Bu dersi veriyordu. Yeryüzünün en doğru sözlü büyük elçisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ey Nebi, ne kadar güzeldin, ne kadar güzel bir çözüm buluyordun. Hem anayı üzmüyordun, hem çocuğu kurtarıyordun. Bunu duyunca Alkama'nın anası o haliyle fırlar der ki, benim oğlum mu yanacak?
Evet derler, ana senin oğlun yanacak. Ha Allah'ın yanında yandı, ha burada yandı. Döner. Ana, ana yüreği. Dövse bile anasını, Allah'ım affet diyor evladımı. Çıkarsay ellerinden bileziğini zorla, Allah'ım yakma onu diyor. Anne bu. Kim anne kadar büyük olabilir? Allah rahmetinden yeryüzüne indirirken en çoğunu anaya veriyor. Dönüyor. Alkamanın anası. Ya Rab şahit ol. Ya Rab şahit ol. Ben Alkama'yı affettim. Yakma oğlum ya. Allah nebisine haber gider. Ne çok sevindi peygamberim benim. Nasıl yüzü güldü. Döndü döndü. Hazreti Bilal'e, Ebu Zerr'e koşun. Alkama'ya bakın. Alkama'nın hali nedir diye sordu. Dönüyordu sahabi. Alkama'nın evine doğru geliyorlardı. Daha kapının dibinde Alkama'nın sesini duyuyorlardı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Perde açılıyordu. Dil çözülüyordu. Çünkü perdeyi geren annenin bedduasıydı. Beddua çözülüyordu. Alkama kurtuluyordu. Allah Alkama gibi hepimize çıkış yolu nasip etsin. Efendim ezanımız yaklaşıyor İstanbul için. Az vaktimiz kaldı. Bir 3-4 dakikamız kaldı. Hep beraber amin diyelim mi? Bu güzel mekanda siz güzel insanlarla beraber. Amin, 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 amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ve hedina ilel hakkı ve ila sıratikel müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. İlahi ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz. Dillerimiz seninle dolu. Gönlümüz seninle dolu. Simamızda senin rahmetin vardır ya Rabbi. Bizi Hazreti Adem'in sureti üzerine yarattın. Hazreti Adem'i de kendi rahmetin üzerine yarattın. Ya Rabbi, Hazreti Adem'den son elçi Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar gelen bütün Nebi ve Resul hürmetine bugün yapacağımız duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz razı olduğun kulları zümresine bizleri iltihak eyle ya Rabbi. İlhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere eman ver ya Rabbi. Bizi günahlarımızla alma ya Rabbi. Bize tövbe imkanı nasip etmeden ölüm gelmesin ya Rabbi. Sekerat anında, zor anda, en çapraz dönemde, en çapraşık dönemde kelime-i şehadet getirip, kelime-i tevhid getirip, aklı başında, kalbi Allah'la dolu olarak can vermeyi nasip eyle ya Rabbi. İlahi, sevdik seni, indirdin her kelimeni sevdik, Kur'an'daki her harfi sevdik, indirdin Peygamberin Muhammed Mustafa'yı sevdik. Ya Rabbi, bizleri bu imanla kabul et ya Rabbi. Mezarımızı cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir ya Rabbi. Mezarlarımızı cehennem çukuru eyleme ya Rabbi. Günahlarımızı ört ya Rabbi. Bizleri setreyle ya Rabbi. Ey Rahman olan Allah'ım, ey Rahim olan Allah'ım, ey Settar olan Allah'ım, günahlarımızı ört ya Rabbi. Ahirete intikal etmiş, vefat etmiş babalarımıza, annelerimize rahmet et ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi üzerlerinde bir azap varsa kaldır o azabı ya Rabbi. Eğer azap yoksa onları Firdevs-i Ala'da Muhammed Nebi'ye komşu eyle ya Rabbi. Senin hazinen çok, sen verdikçe azalmaz ya Rabbi. Sonsuz bir hazinen var. O zengin manevi hazinenden bize rahmet indir ya Rabbi. Bize merhamet indir. Bizlere af indir. Günahlarımızı sen biliyorsun. Kimseye açamadığımız hatalarımız, günahlarımız vardır belki. Allah'ım bütün onları da ört.
Huzuruna bizi yüzü kara çıkarma ya Rabbi. Amin. Amin. El Fatiha. Efendim, ezanımıza geçeceğiz. Bu akşam sahurda kabir alemini, öldükten sonra nelerle karşılaştıracağını bütün ayrıntılarıyla ele alacağız sahurda. Görüşmek üzere. Ezandan sonra buradayız efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Latif. En ince işlerin bütün detaylarını bilen ve nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen, en ince şeyleri yapan, sonsuz lütuf ve ihsan sahibi. Efendim, yeniden beraberiz. Allah'ın rahmeti üzerinize, Allah'ın bereketi sofranıza olsun. İnşallah. Gerçi izleyicilerimiz bizi terk etmediler. Onlar orucu sonra açacaklar herhalde. Bizimle beraber, bizim izleyicimiz vefalı. Teşekkür ederiz efendim hepinize. Soruları alacağım ben. Hemen soruları alacağım. İşrak namazıyla ilgili kısa bir notum var. Onu hemen söyleyip sorunuzu alacağım inşallah. Efendim, işrak namazı nedir? Çok tavsiye edilen bir namaz olduğu için söylüyorum. İşrak namazı hemen geliyor. Tavsiye ediyoruz kılmanızı. Yani 5 vakit zaten kılınıyor. Onun dışında da bu namazlar manevi yönden bizi zenginleştiren namazlar.
iki rekat olarak kılınan bir namazdır. Sabah namazının vakti çıktıktan 30-40 dakika sonra niyet ettim Allah rızası için işrak namazı kılmayı diye. Niyetlenir, tekbir alır ve iki rekatlık sünnet namazı kılarsınız. Her rekatında Fatiha ve Zamm-ı Sure okursunuz, bitmiş olur. Peki Hazreti Peygamber yapar mıydı? Yaparmış. Resulullah sabah namazını cemaatle kıldırdıktan sonra Efendimiz Medine'sinde genellikle orada oturuyor, sahabeyle sohbet ediyor, vaktini ibadetle geçiriyor, güneş doğuncaya kadar uyumuyor, güneş doğduktan işte bir 40 dakika sonra da iki rekat namaz kılıyor ve sonra evine doğru dönüyor veya işe, yapılacak işlere koyuluyor. Denilir ki tamam, bu doğru yapılırsa bir hac gibi, bir umre gibi sevap kazanır. Hocam şimdi hacca gitmek zor, umreye gitmek zor. Bu kolay bir iş. Tabii bire bir hac yapmış, umre yapmış demiyoruz. O tür sevaplar alır diyoruz. İnşallah bunu önemseyiniz diye düşünüyoruz. Efendim soru, kardeşimiz soruyu alabiliriz. Buyurunuz. Hocam öncelikle hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim, size iyi Ramazanlar. Hocam size bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam çok yakınımız olan birisi zor durumda olursa onu durumdan kurtarabilmek için yalan söylemek günah olur mu acaba? Yalan söyleyebilirsin orada. Eğer bir insanın namusu, iffeti, bir insanın ahireti, bir insanın can tehlikesi varsa, karı koca arasında problem var, boşanma noktasına gelmişler mesela. Bu gibi hallerde yalanın meşru olduğu yerlerdir. Senin can tehliken mesela olursa kendini kurtarmak için yalan söylemenizde dine sakınca yok. Sonra tövbe istiğfar edersiniz. Efendim buyurunuz. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ben Kur'an okuyorum ama tecvidli okumuyorum, düz okuyorum Arapça. Bana diyorlar ki tecvidli oku diyor, daha sevaptır diyor. Acaba doğru mudur? Şimdi tabii tecvidli okumak güzel olur. Çünkü tecvid ne demektir? Harflerin hakkını vermek, doğru çıkarmaktır. Ama işte bu tecvidin bazı kuralları var. İşte idgamdır, izhardır, ma'al-gunnef vesaire gibi şeyler var. Bu konularda herkes bunu bilmeyebilir. Burada insanları zorlamak doğru değildir. Tecvidin bizim için çok önemli olan kuralı harfleri yerli yerince çıkarmak. Yani ha harfi yerine he deme. He, ha ha. He var, he var. Dal var, tı var, zı var. Z var, z var. Bunları doğru çıkarırsak yeterli olur. Diğer kurallar sizler için olmasa da olur. Mutahassıs olanlar onu bilir. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Size de sağ olun. 6 günleri tutmak Ramazan'ın ikinci günü başlaması gerekiyor mu? Yoksa Şevval ayının içinde tutulması gerekiyor mu? Belirli bir günü var mı? Şevval ayı konusunda aslında özel bir konuşacaktım ben. Ama sen sormuşken söyleyeyim. Ramazan'dan sonra, bayramı bitirdikten sonra veya bayramın işte son günlerinde başlanabilir. Şevval orucu birinci gün hariç tabii. Ramazan birinci günü olmaz tabii. Şevval orucu sünnettir. Şevval'i tutan bütün bir yılı tutmuş gibidir. Şeklinde rivayetler var. Son derece önemli bir ibadettir ama Ramazan'ı bitirin, bayramı bitirin. Ondan sonraki günlerde bir ay içinde. Yani kademeli tutabilirsin. İlla arka arkaya tutmak doğru değil. Şart değil. Hatta bazı alimler arka arka tutmayı, Şevval orucunu hoş görmemişlerdir. Demişler ki şeyli tutun. Yani araya fasıla koyun ki Ramazan'ın devamıymış gibi bir kanaat uyanması. Buyurun. Hocam hayırlı Ramazanlar. Sere. Ben akika kurbanı ile ilgili bir kitapta okumuştum. Çocuk 7 günlükken kesilmesi gerekiyormuş. Bir de erkek çocuklarına 2 tane kesilmesi gerekiyormuş. Bununla ilgili tam nedir? Ve daha önce kesmediğimiz çocuklara kesebiliyor muyuz? Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. Akika kurbanı sünnet olan bir kurbandır. Erginlik yaşına kadar kesilebilir. 7. gün ve o günlerde kesmek daha hoştur. Ama hadi kesemediniz. Olmadı. Daha sonraki günlerde kesebilirsiniz. Erginlik yaşından sonra kesmemişseniz kurbanı alıp tümünü hibe etmeniz gerekiyor. Kız çocuğuna, erkek çocuğuna birer de kesilebilir. Erkek çocuğuna 2 tane de kesilebilir. Aileye vereceği katkı düşünülerek, yani hem o bir hem de
bir tane daha fazladan kesilebilir. Bir dua var, paylaşalım. Ondan sonra sorunuzu alacağım ben tabii ki. Eve girerken okunacak bir duamız vardır. O duayı paylaşmak istiyoruz. Öncelikle eve girmenin adabını söyleyeyim. Eve girerken besmele vermek sünnettir. Hocam ev boş, kime vereceğiz? Meleklere vereceksin. Seni bekliyor orada melekler. Ev boş olmaz ki. Evde hanımın olabilir, çocukların olabilir. Hanıma çocuğa selamu aleyküm demeyi alışkanlık haline getirelim. Bu Resulullah'ın sünnetidir. Bu nedenle de sağ ayakla gireceğiz. Çıkarken sağ ayakla çıkacağız evden. Bismillah diyeceğiz. Esselamu aleyküm diyeceğiz. Ve bunu dediğiniz zaman şeytan, bunu dediğiniz zaman efendim şeytani olan her şey uzaklaşmış olur inşallah. Ve Allah eve hayırla girmenizi ve hayırla çıkmanızı nasip eder. Allahümme edhinni mudhala sidq ve ahricni muhraca sidqin ve ec'alni lilmuttakine imama. Mesela bu duada olabilir. Yani ya Rabbi beni hayırla buraya girdir, hayırla beni buradan çıkartır, beni muttakilerden eyle. Es'eluka hayra mevleci ve hayral mahraci bismillahi gibi dualar da, bu mevcut olan dua da okunabilir. Benim demin dediğim dua da okunabilir. Bekletmeden hemen ben sorunuzu... Selamün aleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurun. Hocam şöyle bir sorum olacak. Cenazeyi tabutla ve mumyalı şekilde, ilaçlı bir şekilde gömmek dinimizce uygun mudur? Bizim usulümüzde cenaze normal şekilde kefenlenir, mumyalanmaz ve toprağa defnedilir. Bu normal şekilde. Ama diyelim ki çok özel bir durum var. Çok özel bir hal var. Bu insanın cesedin çürümemesi lazım. İleride gerekecek bir durum var. Tıbbi bir gereksinim var. Başka bir şey var. Bu durumlarda tahnit dediğimiz mumyalama caiz olabilir. İki. Üç. Ölünün tabutta gömülmesi bizim geleneğimiz değil. Ama diyelim ki toprağa kazdık. Sürekli su çıktı. Su çıktı. Nereye kazsa su çıktı. Gömeceksin. Bu durumda tabutla onu gömmek caizdir. Veya parçalandı. Bir infilak oldu. Bir terör saldırısında bir insanımız vefat etti. Onu kefenleriz. Tabutun içine koyarız. Tabutla beraber gömebiliriz. Bu gibi hallerde tabuta gömmek dinen sakıncalı değildir. Tamam? Evet. Efendim buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Sizleri çok seviyorum öncelikle. Sağ olun, çok sağ olun. Size Üsküdar vakıflardan selam getirdim arkadaşlardan. Selam var size. Aleykümselam, sağ olsun. Hocam size sorum, bayanlar özel günlerinde mescide girebilir mi? Özel günlerde çok büyük bir zaruret, ihtiyaç, gereksinim olmaksızın, olmadan mescide girmeyi Hazreti Peygamber hoş karşılamamıştır. Bu nedenle biz ihtiyaç halinde olabilir ama ihtiyaç halinde olmadan girmek doğrudur. Çünkü mescit ibadet yeridir. Oturup sohbet yeri değildir. Oraya giden ibadet eder. Bu nedenle de regli hanım da namaz kılamaz. Yani Peygamberimizin kesin emri var. Hastalık döneminde regli halinde namazı bırak, orucu bırak, namazı sonra kaza etme, orucu kaza et. Hazreti Peygamber açık söylüyor. Bütün mezhep imamları da bunu söylüyor. Şimdi yeni bazı kişiler söylüyor işte regli halinde namaz kılınır. Nereden çıkarıyorsun? Neye dayandırıyorsunuz? Hazreti Peygamber yapma diyor, sen yap diyorsun. Seni mi dinleyeceğim? Hazreti Peygamber'i mi dinleyeceğim? Elbette ki ben Resulullah'a, ben dinimi Hazreti Muhammed'den öğrenirim. Aleyhisselatü Vesselam, başkasından değil. O nedenle de bunlara dikkat edin lütfen. İyi buyurun. Akşamlar hocam. İyi akşamlar. Dinimizde kin beslemenin yeri var mı hocam? Sence var mı? Bence yok ama tutan var. Tutan var, tutmasınlar o zaman. Ne yapmalıyız hocam? Ben konuşuyorum, karşımızdaki konuşmuyor. Ne yapmalıyız? Sevap alıyorsun, o günah alıyor demek ki. Siz iyilik yapıyorsunuz. İlk elini uzatan kazanır. Bu nedenle de kin doğru değildir. Teşekkür ederim hocam. Kur'an-ı Kerim kazımînel gayz diye övüyor Müslümanı. Kin ve gayzlarını, içindeki öfkeyi yatıştıranlar diye Kur'an-ı Kerim övüyor müminleri anlatırken. Efendim buyurunuz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. İyi akşamlar. Hocam benim bir sorum var. Eşi olan ölen bir beyin evlenebilmesi için 40 günlüğüne bir süre var mı? Öyle bir süre yok. Ama ikinci günde evlenmesi hoş değil yani. Yakışır mı? Yakışmaz. Teşekkür ederim. Neye düşün? Neye,
Teşekkür ederim. Bir soru daha sorabilir miyim hocam? Tam cevap vereyim. Yani orada hani hanım öldü ya. Hanımın akrabaları var. İşte teyzesi, halası, babası, anası. Derler ki bizim damat da ama şeymiş yani hiç vefalı değilmiş. Bunu söyletmeyeceğiz. Hocam namazlarımı kılıyorum. Yalnız bazı düşüncelerim alıp gidiyor. Ben buna bir çözüm bulamıyorum. Normaldir. Sizce... Normaldir. Normal midir efendim? Normaldir. Hazreti Ali'ye soruyorlar. Diyorlar ki bir gayrimüslim, ya Ali siz çok vesvese yapıyorsunuz Müslümanlar için. Bizde hiç vesvese olmaz diyorlar. Hazreti Ali diyor ki hırsız dolu eve girer, boş eve girmez. Bizim kalbimiz dolu, şeytan kalbimize girmeye çalışıyor. Sizin kalbiniz boş, şeytan ne yapsın size diyor. Evet, vaktimiz az kaldı. Herkes şu anda sofrada. Programı bağlarken kısa bir dua yapalım mı beraberce? Kısa bir dua ile bugünkü akşamımızı, evet biliyorum yüzlerce kişi soru sormak istiyorsunuz ama bu kadar alabiliyoruz. Bizi bağışlayın ne olur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi sofralarımızın başındayız. Verdiğin nimetle nimetleniyoruz. Nimeti bulmak kadar nimeti yiyebilmek de bir rahmettir. Nice kardeşimiz rahatsızlığından dolayı belki nimetleri yiyemiyordur da. Ya Rabbi nimete hamdolsun. Nimeti verdiğin için sana hamd ve şükür ediyoruz. Verdiğin nimeti üzerimizden alma ya Rabbi. Ya Rabbi sofralarımızı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o merhametli ve güzel sofrasına benzet ya Rabbi. İbrahim Halilullah bereketini üstümüzden mahrum etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sen bizden razı ol, biz senden razıyız ya Rabbi. Ya Rabbi şimdiden sağlıklı olanlarımız, yolcu olmayacak olanlarımız, yarınki Ramazan ayının orucuna niyet etmek istiyoruz. Niyetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, fakirleri, mazlumları, yetimleri, düşkünleri, muhtaç olanları bu sofralardan mahrum etme ya Rabbi. Ya Rabbi son nefeste kelime-i şehadet ve ahirette Hazreti Peygamber'in şefaatini nasip eyle. Amin. El Fatiha. Rabbim hepimizin ibadetini kabul eylesin. Efendim 02.15'te kabir, ölüm ve sonrasında neler olacak hepsini ATV'de beraberiz sağ programında. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun, var olun.